Merhaba. Adım Leyla Tursun. Saraybosna'da yaşıyorum. Bosna Hersekliyim. Saraybosna'nın Boşnakçası Sarajevo. Boşnakça'da pek çok Türkçe kelimeler var. Sarma, fincan, lokum, sabah hayrola, Allah emanet. Bayram Şerif mübarek olsun. Bu topraklardan Türkiye'ye çok göç olmuş. Annem sürekli Türkiye'deki akrabalarımızdan bahsederdi. Geçtiğimiz yaz onları bulmak için atladım uçağa, doğru Türkiye'ye gittim. Bursa'da buldum izlerini. Hatice nini. Sadece onunla Boşnakça konuşabiliyordum. Oradaki akrabalarımla konuşabilmek için hemen Türkçe öğrenmeye karar verdim. Bosna'ya döner dönmez Yunus Emre Enstitüsü'ndeki Türkçe derslere başladım. Dersler Gazi Husrev Bey medresesindeydi. Gazi Husrev Bey bizim için çok önemli. Bu isimde tarihi bir kütüphanemiz var. Enstitü buradaki çoğu eserlerin dijital hale getirdi. 23 Nisan artık Bosna'da kutlanıyor. Geçen kutlamada Dino Merlin'i canlı izlemişler. Benim yaşım tutmadığı için giremedim tabii ki. Size tuhaf gelebilir ama ben bir afiş koleksiyoncusuyum. Enstitüdeki afişlerin çoğu koleksiyonumun parçası oldu. Enstitüdekiler benden bıkmış olmalı. Tabii ki de sadece afişleri toplamadım. Bazı kurslara da katıldım. İlk önce Türk yemek kurslarına gittim. Bakmayın zayıf gördüğümü. Ben boğazıma çok düşkünümdür. Yemek yapma konusunda biraz yeteneksiz çıktım. Ama geliştiriyorum yavaş yavaş. Tezhip kursuna da gittim. Ovunma gibi olmasın ama kursun birincisiydim. Enstitüde enstrüman kursları da var. Ama benim için dinleyici olmak en iyisi. Ustanın Çırağı projesinde Türkiye'den gelen ustalar 3 yıl boyunca çırak yetiştirdiler. Telkari, simsırma, tel kırma, hat, tezhip, ney ve yemek kursları sayesinde çıraklığını tamamlayan, kendi dükkanlarını açan arkadaşlarım var. Enstitüde çok sayıda sergi, festival, konser, organizasyona katılma şansım oldu. Bu yaz yine Bursa'ya gideceğim. Beni Türkçe konuşurken görünce çok şaşıracaklar. Ninem için çok güzel bir tezhip hazırladım. Gidince hediye edeceğim inşallah. Yunus Emre Enstitüsü deyince aklıma gelen afişler, dostluk, saygı.